أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم değerli kardeşlerim. Tesettür hakikatını konuşmaya devam ediyoruz inşallah. Kur'an-ı Kerim'den ifade ettiğimiz ayetler, okuduğumuz, yer yer tekrar ettiğimiz ayetler, yine yer yer okuyup tekrar ettiğimiz hadislerden biz anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde bilhassa erkeklerin ve kadınların kıyafeti söz konusu olduğunda Kur'an-ı Kerim açıktan bir yolla, yani açık bir şekilde sarahaten kadınların tesettüründen bahsediyor. Ama erkeklerinkinden bahsetmiyor. Yani tabi bu erkeklerin tesettürü olmadığı anlamına gelmez. Daha önceki videolarda bunu ifade ettik. Ama kadınların tesettür meselesiyle ilgili zaafına bir işareten ve kadında tesettürün daha ziyade ehemmiyetine binaen Kur'an-ı Kerim ve ayetlerde biz bu manaları görüyoruz. Hatta kadınların evlerinde oturma meselesine kadar, ziynetlerini açığa çıkartmamalarının gereğine kadar, yine başörtülerini dışarı çıkarken almalarına ve bütün yakalarını örtecek şekilde bütünüyle bel bölgesine kadar uzatmalara kadar uzatılması gerektiğini bize ayetler ifade etmişti. Bu mana cilbapla, cilbap kelimesiyle isimlendirildi. Yani cilbap neydi? İşte bütün bedeni örten tek parça halindeki o elbisenin adıydı. Evet, bu başörtülerini yakalarına alsınlar emri, ayeti kerimedeki Ahzab suresi 59. ayeti, bunu biliyorsunuz. Yine buradaki cilbaplarını sarkıtsınlar emri gibi, yani kıyafetin tarifine dair bu emirler aslında buradaki cilbabın sadece bir başörtüsü olmadığını, başörtüsünün üzerine ilave bütün bedeni ve bedenin çizgilerini ortadan kaldıran, gençliği ve yaşlılığı yine ortadan kaldıran bir kıyafet olduğunu bize ifade ediyor. Tabii cilbabı kendi tarihsel açısından değerlendirildiğinde, yani o tarihte cilbap nasıl ifade ediliyor, nasıl konuşulmuş, nasıl tarif edilmiş, nasıl izah edilmiş, bu bizim için önemli. Bu tabi ittifaklı bir şey. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani cilbabın tanımına dair, ya cilbap aslında şorttur, işte cilbap aslında tuniktir, şudur budur, böyle bir şey yok değerli kardeşlerim. Yani bu cilbabın tanımı çok net. Zaten Kur'an-ı Kerim ziynetlerinizi örtün diye ayette ifade buyurup da ve diğer aynı bağlamdaki ayetlerle genç ihtiyar ayrımının ortadan kalktığını bize söyleyip sonra bakışlarınızı indirin, bakışlar insin manalarını ifade edip de herhalde ziynetleri, işte kadının bedenindeki ziynetler ve ziynetlerin takıldığı yerleri, mahremlerine, namahrem kimselere gösteremeyeceği yerlerin herhalde açılmasını ortaya çıkaran, açılması şeklinde bir neticeyi veren kıyafeti kadınlara, Müslüman kadınlara bunu tavsiye etmesi söz konusu değildir. Yani o noktadan cilbabın tanımında ittifak var. Ama biz gene de bu ittifakı ziyadeleştirmek, kuvvetleştirmek ve zihinlerde şüphe kalmasın diye Elmalı'ya kadar, İzmirli İsmail Hakkı'ya kadar cilbaba dair tanımdan hepsinin sözüne yer vereceğiz. Öncelikle cilbap için değişik tariflerde bulunulmuş. Milhafe, yani çarçaf, vücudu baştan aşağı kadar örten bir örtü. Mikna, yani peçe, başörtüsünün üzerinden örtülen rida, kadının elbisesinin ve başörtüsünün üzerinden onu alıp büründüğü çarşaf şeklinde cilbaba açıklamalar getirilmiş. Görüldüğü gibi bu tariflerde umumiyetle belirlenen nokta ne? Cilbaba giyilenden çok bürünülen ve normal elbisenin üzerine alınan bir örtü tarifi yapılmış. Peki bu cilbabın giyiniş şeklini müfessirler nasıl belirlemiş? Cilbabı nasıl giyeceğiz? İbnü'l-Cevzi diyor ki başlarını ve yüzlerini örterler. Cilbabı takarken, giyinirken, kuşanırken başlarını ve yüzlerini örterler diyor İbnü'l-Cevzi. Ebu'l-Hayyan Ahzab suresinin 59. ayetinde ki bu cilbabın
Yani cilbaplarını örsünler ifadesini konuşurken bütün bedenlerini örsünler şeklinde anlatır, meal verir. Üzerlerine ifadesiyle de yüzlerini örtmeleri kastedilmiştir. Üzerlerine ifadeleriyle de yüzlerinin örtülmesini. Yani Ebu Hayyan Ashab suresinin 59. ayetindeki bu üzerlerini örsünler ifadesindeki üzeri örtülecek organın yüz olduğunu söylemiş. Çünkü cahiliye devrinde kadınların açık olan yüzleri idi. Tabi buna şu şekilde izah getirelim. Kitap bir yönlü olabiliyor. Yani bazen kitaplar şerh bile olsa bir yönlü kalabiliyor. Biz diğer şerhlerden bu noktaya ne yapacağız? Açıklamalar getireceğiz. Cahiliye devrinde kadınların sadece yüzleri mi açıktı? Evet, yüzleri açıktı ama değerli kardeşlerim, şu boyun bölgeleri de açıktı. Zaten sarkıtsın deyip, yani bakın, sarkıtma ifadesiyle hem yüzün hem boyun bölgesinin ve ziynet yerinin aynı zamanda, burası da ziynetler, o ziynetlerin kapatılması maksat edinilmiş. Ebu Suud Efendi ise kadın cilbabı başına atar ve kenarlarını göğsüne sarkıtır demiştir. Kadınlar herhangi bir sebeple dışarı çıkarsalar yüzlerini ve bedenlerini örtsünler manasını yine bu ayetten Ahzab 59'dan Ebu Suud Efendi tefsirinde bu şekilde bahsetmiş. Yani göğüslerini örtecek ve yüzlerini örtecek şekilde sarkısınlar demiş. Süddi, Allame Süddi bir gözleri hariç bütün gözlerini, bütün yüzlerini kapatsınlar demiş. Allame Süddi'nin cilbap anlayışı derse bir gözün açık kalabilmesi, diğer gözün kapatılması var. İbn-i Kuddame yine bu cilbap giyilmeyerek entari üzerine kuşanılır demiştir. Yani cilbap giyilen bir şey değil, giyilenin üzerine kuşanılan bir şey demiştir. İbn-i Abbas radıyallahu anh kadınlar hür olduklarının bilinmesi için tek gözleri hariç başlarını ve yüzlerini örtsünler. Çünkü o zaman cariyeler tesettüye riayet edip etmeyip açık giyiniyordular. Ve kötü yani İslam'ın öngörmediği, izin vermediği işlere tevessül ettiklerinden öyle tevessül eden kadınlardan tesettürsüz ve iffetsizliğe yol götürecek, yol verecek şeyleri yapan kadınlardan olaraktan anlaşılmasın diye ve hür oldukları bilinsin diye İbn Abbas radıyallahu anh onların tek gözlerini açık bırakmalarını yahut bütün yüzlerini ve bedenlerini cilbap dediğimiz o kıyafetle kapatmalarını söylemiş. Yine İbn Sirin ve Enes İbn Malik'in öğrencilerinden aynı zamanda Ubeyde Es-Semaniye cilbabın nasıl örtüldüğünü sordum demiştir. O da tabiinden birisi. Bir çarşaf alıp kuşandı. Başının tamamını kaşlarına kadar örttü. Sol gözünü açık bırakarak yüzünü de örttü. İşte cilbap böyle kuşanılır demiştir. Evet, bu okuduğumuz şeyler Zadul Mesir'de, Ebu Suud'da, İbn-i Kudame'de, El-Muğni'de, Ebu Hayyan, Bahrül Muhit'te, Sabuni, Es-Sabuni Hazretleri, Revaül Beyan'da bunları bize bahsediyor. Evet, geldik asrımızın, son asrın mühim allamelerinden Elmalılı Hamdi Yazır'a. O da yine Ahzab 59'daki Ahzab suresi 59. ayeti şu şekilde cilbaplarını sarkısınlar, yaklaştırsınlar ifadesini anlattıktan sonra şunları ekler. Birisi bu açıklamada iki şekil var diyor. Yani ayetteki bu mana cilbaplarını sarkısınlar ve yaklaştırsınlar da iki özellik var. Birisi kaşlarına kadar örttükten sonra büküp yüzünü de örtmek ve sadece tek bir gözü açık bırakmak. Bizler yetiştiğimiz zaman validelerimizin tesettür tarzı bu idi. Yani o Osmanlı'nın son dönemindeki bu tarz tesettüre işaret ediyor müellif. İkincisi ise birinci bu. Yani kaşlara kadar büküp sonra yüzü örtmek şeklinde. Sadece bir gözü şöyle açık bırakmak. İkincisinde ise alnın üzerinden sıkıca sardıktan sonra burnunun üzerinden dolayıp gözlerinin ikisi de açık kalsa bile yüzünün ekserisi ve göğsü tamamen örtülmüş şekilde. Bu da yine Elmalı Hamdi'nin bu ayetteki cilbaba verdiği tanım. Alnın üzerinden sıkıca sarıldıktan sonra burnun üzerinden dolayıp gözlerinin ikisini sadece açık bırakacak şekilde göğsü tamamen örtmek şeklinde. 1310'da İstanbul'a geldiğim zaman müellif buyuruyor. İstanbul hanımlarını bir peçe eklemek ve elde açık bir şemsiye bulunmak şartıyla tesettür tazları bu idi.
Evet, Elmalı Hamdi yazar. Müellif bu şekilde de bunu ifade etmiş. Yani İstanbul'a geldiğim zaman İstanbul hanımların bir peçe eklemek ve elde açık bir şemsiye bulunmak şartıyla tesettür tazları bu idi. Yani şemsiyeyi tesettür maksadıyla aynı zamanda ne yapıyordu? İstanbullu kadınlar kullanıyordular. Peki son olarak şunu söyleyelim. Cilbapta renk nasıl olacak değerli kardeşlerim? Cilbabın özellikleri de en son verip bir dahaki videoda bu cilbap kısmını kapatacağız. Renk, Ümmü Seleme validemiz şöyle buyurmuştur ki, cilbap ayeti nazil olduğu zaman ben Ensar'ın kadınlarını siyah çarşaflara büründüklerinden dolayı uzaktan bakıldığında sanki kargalar varmış gibi görüyordum. Cessas, Ahkamül Kur'an ve Sabuni. Evet, demek ki renk siyah arkadaşlar. Buradaki uygulama Ensar'ın kadınları, Efendimiz zamanındaki annelerimiz siyah renkli çarşafa bürünüyordular. Demek başta Ezvacı Tahirat, Efendimizin pak eşleri ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızları olmak üzere sahabe-i kiramın hanımları siyah çarşaf giymişler. Ve uygulama ekseriyetle günümüze kadar siyah çarşaf şeklinde. O yüzden bu böyle gelmiş. Yani Osmanlı'daki son uygulama şekli de şu an Arap devletlerinde, İslam'ın yaşandığı Arap devletlerindeki uygulama şekli de siyah çarşaf şeklinde. Cilbabın verdiğimiz tariflerinden de anlaşıldığı gibi asıl vazifesi kadının ziynetlerini örtmesi ve dışarıda kadının çekiciliğini azaltması, albenisini azaltması şeklinde olması gerek. Bunu ise siyah renk daha iyi temin eder kuşkusuz. Yani kuşku yok ki siyah renk çekiciliği daha az olan bir renk değerli kardeşlerim. Tesettüre daha uygun. Efendimizin hanımları, annelerimiz ve Efendimizin kızları, ümmetin anneleri olan sahabe efendilerimizin hanımları da bu şekilde siyah çarşafa bürünmüşler. Yani siyah haricinde bize bir rivayet gelmemiş değerli kardeşlerim. Demek siyah meselesi de önemli. Sonra bilesiniz ki, Alusi'den naklediyorum. Bana göre günümüzde ileri düzeyde müreffeh, yani refah seviyesi yüksek, hayat süren birçok kadının evlerinden çıkarken üst elbise olarak giydikleri şeyler cilbap olamayacakları gibi. Gösterilmesi yasaklanan ziynetler türündendir. Aynı bizim bugün olduğumuz gibi değerli kardeşlerim. Yani bugün tesettürlüyüz diye dışarı çıkan ablaların, annelerimizin giydiği o elbise aslında çoğununki, tabi istisnası var. Çoğununki nedir? Elbise kabilinden olan, cilbap kabilinden olmayan şeyler. Çünkü bunlar nakışlı, örneğe veriyor. Nakışlı, desenli ve göz alıcılı giysilerdir. Bunlardan cilbap olmaz ki. Bunlardan çarşaf olmaz ki. Bu ayetteki gerçek manadaki tesettür olmaz değerli kardeşlerim. Çünkü bunlar nakışlı, desenli ve göz alıcı giysilerdir. Tabi burada tesettür firmalarının da burada doğru düzgün İslam'a uygun bir tesettür modeli belirlemeye davet ediyoruz. Yoksa yani tesettürlü bir tesettür firmasının tesettür giyim diye satıldığı, tesettür giyim diye kıyafetlerin satıldığı yerlerde tesettürlü kıyafet bulmak imkansız yani neredeyse. Demek ki nakış desen, göz alıcılık, darlık, elbise tarzı olmak yok. Elbisenin üzerine bir örtü şeklinde. Bana göre erkeklerin kadınlarına dışarıya bu şekilde çıkma izni vermeleri, Alusi buyuruyor, bundan hoşlanmaları ve kadınlarının yabancı erkekler arasında bu şekilde dolaşmaları gayretin azlığındandır. Ya ta o zaman bu. Osmanlı'da Hazreti Alusi zamanında ne kadar nakışlı, ne kadar cazibedar kıyafet giyiyor olabilirdiler ki? Bir de bugünü kıyasla, bir de bugüne gelir, bugünü kıyas yaparsak o güne, bu yaygın bir musibet halini almıştır. Böyle yaygın musibet haline gelen şeylerden biri de kadınların kayınbiraderlerinden sakınmamaları, kocalarının da bunu aldırmamaları olmuştur. Bu da yine gayret azlığındandır diye buyuruyor Alusi Hazretleri. Yani değil mi? Kayınbiraderlerinden kadınların sakınmamaları, sanki onların mahremleriymiş gibi davranmaları, muhabbet etmeleri, konuşmaları, kocalarının da buna aldırmamaları en büyük bir musibettir diyor Allame Alusi Hazretleri. Hazretleri. Hatta çoğu zaman da bunu bizzat kendilerinin emretmiş olmaları, hani kayınbiraderimden görüş işte, hatta onunla beraber bir yerlere göndermeleri, bunlar yine gayret azlığındandır ve dinin izin vermediği uygulamalardandır. Bütün bunlar Allah ve Resulünün müsaade etmediği şeylerdir. La havle ve la kuvvete illa billah diye meseleye bir hayret vurgusu da yapmış Allame Alusi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.